Armamızın Gücüyle programından herkese merhaba. Biliyorsunuz her hafta kadın futbol takımı oyuncularını bu programda ağırlıyoruz. Bugün de çok önemli ve özel bir konuğum var. Gülbin Hız bizlerle birlikte. Onu daha yakından tanıyacağız. Biraz ondan Fenerbahçe kadın futbol takımını dinleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hoş geldin diyorum Gülbin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Biz de çok iyiyiz. Sizleri görünce böyle daha da iyi oluyoruz. Şimdi böyle en başa gelmek istiyorum. Sen bu sene takımımıza katıldın. Evet. Müthiş bir sezon başı kampı geçirdik. Hızlı bir giriş yaptık. Ondan sonra da zaten ardı arkası kesilmedi başarıların. Önce senden bir genel bir takımın durumunu hakkında bir yorum alayım. Sonra detaylara ineceğim. Dediğin gibi abla sezona iyi bir kamp süreciyle başladık. Bence çok iyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Ufak tefek aksilikler oldu. Bir iki yenilgimiz var ama yine mücadelemizi en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Ama işte bu süreçten sonra da yine iyi maçlar çıkartıp inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. İnşallah. Şimdi çok da kısa bir süre kaldı. Yeni yıl başlamasıyla birlikte ara kampına da geçeceğiz. Evet. Orada da bence çok verimli geçecek. Biraz istersen sezon başındaki kamptan bahsedelim. Sen çünkü ilk defa bu sene bizimle birlikte bir kampa girdin. Topuk Yaylası tesislerine gittin. Orayı biraz değerlendirmeni isteyeceğim. Sonra tabii ki senin kariyerine gelmek istiyorum. Ya benim için çok özel bir andı gerçekten. Dediğin gibi abla, hani ilk sezonum, yani Fenerbahçe'ye transfer olmak çok büyük bir hayal ve heyecan verici. Topuk Yaylası'na da gittiğim zaman çok heyecanlandım açıkçası. Kampımız iyi geçti, iyi antrenmanlar yaptık. Takımın atmosferi çok iyi. Arkadaşlık, birlik, beraberlik çok iyi. Yani kampın dediğim gibi çok da yorulduk açıkçası. Evet, çok verimli bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Bu arada şimdi transfer sürecine senin kariyerine geleceğim ama yanlış söylüyorsan beni düzelt lütfen. Fenerbahçe'ye transferin duyulduğunda eski antrenörün galiba senin için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Evet. Futbola ilk başladığım dönemki Hasan Hocam sağ olsun. Zaten her sene böyle bir şey yapıyor ama tabii Fenerbahçe'ye transfer olmak ve hani onun da böyle bir şey yayınlaması beni ayrıca mutlu ve şey gururlu hissettirdi. Bunu diyebilirim yani. Ya çok güzeldi böyle, yani inanılmaz böyle antrenörünün evet, çok hala seni takip etmesi, evet, kariyerine hala katkıda bulunması bence müthiş bir şey. Ya bir de şey abla, ben hiçbir zaman başladığım yeri unutan bir insan olmadım. Evet. Bu yüzden de çok mutluyum ve çok şanslı hissediyorum kendimi futbola Kocaeli'de, Gölcük Spor'da başladığım için. Bu yüzden de ne bileyim, hem ben kendim konuşamadım ya. Devam edebiliriz. Hiç burayı sıkıntı şey değil. Yapalım. Orayı kesiz. Devam edelim. Tamam. Soruyu ben şey yapamadım da. Ya benim için çok kaldığın yerden devam et. Hiç sıkıntı değil. O yüzden çok gurur verici başladığım yeri unutmamak. Kasım Hoca'nın bana bu denli destek olması. Ki zaten Kocaeli'den çıkan bütün oyunculara zaten Hasan Hoca her türlü desteği sunuyor. Manevi olarak tabii ki. Bu yüzden de tabii ki çok mutluyum yani. Harika. Şimdi futbola Kocaeli'nde başladım. Biraz en başa gelmek istiyorum. Sen aslında bence kadın futboluna adını altın harflerle yazdıran nadir oyunculardansın. Teşekkür bence. Hani gerçekten hem milli takımda hem de oynadığın kulüplerde. O başlara biraz gelmek istiyorum. Futbola başlama hikayeni dinlemek istiyorum senin. Tabii ki. Ya doğrusu ben futbola 6-7 yaşında falan başladım. Çok küçükken başladım. Ama tabii ki o süreç, yani futboldan önceki hayatımı asla hatırlamıyorum ama şunu net bir şekilde hatırlıyorum. Ben futbolu çok seven bir insan değildim o yaşlarda. Normal kız çocukları gibi işte, normal işte dışarıda oyunlar falan, böyle ne bileyim oyun hamuruyla falan oynayan biriydim. Bizim mahallede de hep erkekler böyle mahalle maçı yapardı. Benim abim o ara herhalde bir oyuncu eksikti ve benim abim şey demiş, yani benim kardeşim çok iyi futbol oynuyor. Ki topa dokunmadığım halde böyle küçük bir yalan söylemiş. Ben de hani bilmiyorum dememe rağmen adam eksikliğinden dolayı beni aldılar, koydular ve ben nerede olduğumu şaşırdım açıkçası. Ve o maçta da bana gol attırmaya çalışıyorlar tabii, bir heveslenme olayı. Ve ben o maç 2 gol attım. Boş kaleye de olsa 2 gol atınca böyle bir istek sardı beni. Yani heyecanlandırdı açıkçası o duygu ve hissiyat. Ve sonrasında tabii ki bu sefer ben maçlara, hani maç olsun da ben beni, hani de beni alın olayına döndü olay. Sonrasında tabii ki kendimi geliş... Ya o an bile kendimi nasıl geliştirebilir mi düşündüm. Yani
bu işi nasıl iyi yapabilirim? Ya şimdi mahallede oynamak, orada keyif almak başka bir şey. Evet. Bununla hayatını kazanmak, profesyonelleştirmek başka bir durum. Ama o zamanlar ben bu kadar hayal edemiyordum. Çünkü kadın futbolu eskiden bu kadar nasıl desem gelişmiş değildi. Ve ben yani Gölcük Değirmendere gibi bir küçük bir yerde yaşıyordum. Ve ben Gölcük Spor'da bir kadın takımı varmış. Benim ondan haberim yoktu. Ve benim hocam mesela işte ben yine okullar arası da futbol çok şey yaptığım için erkeklerle falan. Sonra bana geldi bir takımda oynar mısın dediğinde aklımda asla kadın futbolu asla yoktu. Erkeklerle oynayacak olmamı düşünmeme rağmen evet oynayabilirim. Çünkü kendimi görmek istiyordum. Yani seviyemi görmek istiyordum. Erkeklerle baş edebilir miyim bunu görmek istiyordum. Ve ben hep evet yani bir takımda oynayabilirim diyordum. Ay çok enteresan gerçekten. Şimdi sen ilk zamanlarını, şimdi şu anki kadın futboluna bakıyoruz. Bunu hani her gelen oyuncumuzla konuşuyoruz. İşte kadınlar futbol mu oynarlardan şu anda nerelerdeyiz? Kesinlikle. Yani inanılmaz bir ivme yakaladı kadın futbol takımı. Bence sizlerin sayesinde yani hem milli takımdaki başarılarınız hem de tabii ki büyük kulüplerin de kadın futboluna el atmasıyla. Özellikle Fenerbahçe bence girdikten sonra hiç burada mütevazı olamayacağım. Öyle, yani kadın futboluna Fenerbahçe'de girdikten sonra daha fazla kitlelere, ki bizim televizyonda da sizin maçlarınızı her hafta olduğunda canlı yayınlıyoruz. Evet. O yüzden bence artık gözümüzde alıştı, bilincimizde alıştı, hiç ön yargıları kırdınız. Bilinirlik arttı abla. Mesela dediğin gibi yani bir de bizim maçlarımız yayınlandıkça bizim görünürlüğümüz artıyor. Kesinlikle. Ve mesela artık şunu duyamıyorum. Çok az diyordum. Ya yani eskiden mesela futbolcuyum dediğinde kadın futbolu mu hani öyle bir şey mi öyle var şey diye var mı, değil mi? Söyleniyordu ama şu an mesela bir taksiye bindiğimde bile abi işte ben seni işte izledim, gördüm falan işte çok iyi ilerliyorsunuz diyebiliyor yani. Evet. Bu yüzden de çok mutluyum açıkçası. Bir bu de şimdi kadar diyorum ya hani hem kulüpler bazında hem de milli takım da gerçekten şu ara üst seviyelere evet. oynadığı için bizim de hani milliyetçi duygularımız apayrı olduğu için evet. Artık erkeklerden hemen hemen yaklaştık. Sizin de milli maçlarınızı daha fazla seyirci gelip daha fazla insanlar televizyonda evet. izleyebiliyor. Ya özellikle bu sene gerçekten milli takım olarak da mesela Çorum'da, Elazığ'da, Mersin'de inanılmaz bir seyirci desteği vardı. Normalde de biz zaten evet milli maçları oynuyorduk ama taraftar desteğiyle oynamak gerçekten ayaklarımızı yerden kesiyormuş yani. Bunu hissetmek çok, mesela ben saha içerisinde çok heyecanlandığımı ve top taca çıktığında veya avuta çıktığı zaman böyle tribünü izlediğimi yani böyle onu gördüm ve aşırı heyecan verici ve o zaman oynadığım futboldan da zevk alıyorsun tabii. mesela. Bir de bu sene bizim stadımızda maç yaptınız. Kesinlikle onu öyle. Yani o ayrı bir olay. Mesela taraftarımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Desteğini hiç bırakmadılar. Ya inanılmaz bir atmosferdi. Maçı yendiğimiz için ayrıca yani o desteğe karşılık verebildiğimiz için ayrıca mutlu olduk zaten. İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Ama dediğin gibi abla yani taraftarı izlemek, taraftarla sahada olmak çok başka bir duygu yani. Harika. Biraz da Fenerbahçe'ye geliş hikayeni de dinlemek istiyorum. İlk evet. teklif aldığın ya da burayla bağlantı kurmaya başladığın seyahatin için nasıldı o dönem? Ya tabii ki menajerim aracılığıyla oldu ama mesela Fenerbahçe dediği zaman benim için aslında orada konu kapanmıştı yani. Çünkü Fenerbahçe'den teklif almak bence çoğu oyuncunun hayali olduğunu düşünüyorum. Ya ben aslında orada transfer sezonumu kapattım yani. Ben Fenerbahçe'de oynayacağım dedim. Ve ya burada olmak çok farklı bir şey. Yani sahaya çıkıyorsun, kesinlikle. Giydiğin formanın armağın ağırlığı var ve heyecanı var. Yani Fenerbahçe adı altında oynamak çok farklı bir duygu. Mesela bunu çoğu kadın futbolcunun yaşamak istediği bir hayal. Ve bunu yaşadığım için, bu hayali ben yaşayabildiğim için çok mutluyum. Kesin. Ya şöyle bir durum var bence Fenerbahçe ile alakalı. Bu her branşta bence geçerli diye düşünüyorum. Çünkü ben hani birçok branşı takip ettiğim için söylüyorum. Özellikle hani yerli oyuncularda bunu evet. daha çok hissedebiliyorsunuz. Mesela bu senin için de ayrı bir özgüven oyuncu olarak. Şöyle bir algı oluşuyor Fenerbahçe seni istediğin zaman. Fenerbahçe beni istiyorsa ben gerçekten başarılıyım demektir. Ya, özgüveni kesinlikle oluyor öyle. Kesinlikle. Yani sonuçta Fenerbahçe dendiği zaman hedef her zaman şampiyonluk. Ve
eğer Fenerbahçe seni istiyorsa gerçekten çoğu şeyi başarmışsın demektir yani. Ki göze gelmişsin, değil mi? Seni görmüşler ve beğenip isteyebiliyorlar yani. Bu bence bir kadın sporcu için, futbolcu için inanılmaz bir duygu. Kesinlikle. Mesela ben bunu yaşadım. Keşke daha önce yaşayabilseydim. Çünkü dediğim gibi yani Fenerbahçe altında oynamak, mücadele etmek benim için çok heyecan verici. Yani her maç elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu gerekiyor. Yani Fenerbahçe'de oynuyorsam gerçekten sahada elinden geleni yapmak zorundasın yani. Dediğim gibi keşke daha önce yaşayabilseydim bu duyguyu. Ama şu an yaşıyorum. Kıymetini bilerek yaşıyorum açıkçası. O yüzden de mutluyum. Harika. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk olur. Ama bence mesela şu an şimdi siz hani futbola daha erken başladığınız için, daha küçük yaşlarda ve zor zamanlarda başladığınız için şu an bence sizin artık kariyerinizin bence zirvesinde. Mesela İlayda da öyle özellikle. Evet, sen de öylesin. Yani hem bizim takımda hem de milli takımda bu sene geçen senelere nazaran daha farklı aslında iki oyuncu izliyoruz. Hani Fenerbahçe'ye geldikten sonra bence bunu siz de daha fark etmişsiniz. Kesinlikle. Yani çünkü dediğimiz gibi yani sezon öncesi çok iyi bir şey geçirdik. Kamp geçirdik. Hı-hı. Ve bu da ister istemez performansımıza yansıyor. Yani takımımızın öyle. Gelişimi bizi de aslında geliştiriyor diyebilirim. Yani takımımızın performansıyla biz de gelişiyoruz. Ve bu emeği takıma da çok yansıyor. Kesinlikle. Ve bu yüzden de evet bu sezon gerçekten kariyerim açısından iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Bunda da tabii ki kulübümün ve milli takımın da çok etkisi evet. var. Yani şimdi evet siz Gökhan Hoca inanılmaz iyi bir hoca. Sizinle ilişkileri muhteşem bir hoca. Aynı zamanda takım arkadaşlarınızla iletişim muhteşem. Evet. Teknik ve taktiksel açıdan çok fazla besleniyorsunuz, çok şey öğreniyorsunuz ama bence aslında sizi, ben hep söylüyorum buraya kim gelirse gelsin, sizi bence başarıya, hani kadın futbolun bu kadar bu sene başarılı olmasının sebeplerinden biri bence takımın birbiriyle çok iyi anlaşması evet. ve çok iyi vakit geçirmesi. Evet, gerçekten öyle. Yani şu an şey derler ya, bu kolej havası, gerçekten takımımızda öyle bir hava var. Herkes birbiriyle iyi ve nasıl desem, sahada herkes işini yapıyor. Yani herkes herkes için mücadele ediyor diyebilirim. Ve bu yüzden de takımın birlik ve beraberliği tabii ki skora, işte kesinlikle. Oyuna çok yansıyor. Bu yüzden de tabii ki çok mutluyuz. İnşallah bu böyle devam edecek İnşallah. Tabii ki bozulmadan. Çünkü hedefimiz şampiyonluk. Bunun için dediğim gibi herkes taşını elinin altına koyuyor. O yüzden de mutluyuz. Evet. Şimdi biz ilk açıldığımız sene playoff'tan döndük. Geçen sene evet. finalden döndük. Bence bu sene artık tamamına erdireceğiz gibime geliyor benim. Evet. Ya ben de öyle düşünüyorum. Çünkü gidişatımız onu gösteriyor. Gerçekten iyi ilerliyoruz. Hı-hı. Ve önümüzde yine bir kamp sürecimiz var. Onun da çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Aramızda katılacak arkadaşlarımız olacak. Tabii. O yüzden de yani zaten iyiyiz. Gücümüze güç Aynen. katılacak. Ve o yüzden de hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Ablacığım. Arada da bence birkaç takviyeyle takım evet. uçup gidecek diye düşünüyorum. Kesinlikle. İkinci yarı. Şimdi biraz sana gelmek istiyorum. Çok fazla yoğunsunuz. Çok fazla antrenmanınız var. Çok sık maç oynuyorsunuz. Evet. Neler yapabiliyorsun futbol dışında? Ne yapabiliyorsun onu soruyorum. Uyumaya çalışıyorum abla. Baba dinleniyor. Yani gerçekten bir de gerçekten çok yoğun bir tempodayız. Özellikle milli takım şu an araya girdi ama o süreçte işte hem milli takım hem kulübümüzün maçları, antrenmanları çok yoğun oldu. Yani biz boş vakitlerde genelde dinlenmeye daha çok ağırlık veriyoruz. Kesinlikle. Ya onun dışında hafta sonu zaten maçımız oluyor. Pazartesi günü de dediğim gibi dinlenebileceğimiz, çünkü salı günü de antrenmanımız başladığı için genellikle dinlenmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela ben senin ileride kadın futboluna, yani futbolu bıraksan da kadın futboluna hizmet edeceğini düşünüyorum. Evet. Oradaki seçimin ne olacak? Mesela antrenör olarak mı devam etmek istersin, yoksa kadın futbol yönetiminde idareci ya, biri olmak istersin? Abla 16 senedir futbol oynuyorum. Ve tabii ki başından sonuna kadın futbolunu çok iyi bildiğim için antrenörlük olarak devam edip, ama küçük yaş grubunda. Hı hı. Çünkü bir oyuncuya neler katabileceğimi görmek istiyorum açıkçası. Yani antrenör olarak devam edip bir oyuncuya katabileceğim şeyleri, gelişimini
yakından görmek istiyorum. Bir de şimdi yavaş yavaş da daha ufak yaşlarda daha altyapılar da artık çoğalmaya başladı. Evet, o yüzden bence ileride hocaya daha fazla ihtiyacımız olacak. Kesinlikle gibi. Öyle. Ben de onun bir parçası olmaya çalışıyorum. Bir de antrenör, sadece antrenör olmak değil aslında. Hani lafta antrenör olmak istemiyorum. Kendimi Hı-hı. geliştirip oyuncuları da geliştirmek istiyorum. Bu yüzden de zaten şu an antrenörlük belgesi için bir şeye girdim. B antrenörlük Hı-hı. kursuna gidiyorum. Onun dışında işte ilerleyebildiğim kadar bu konuda da ilerleyip kadın futbolunda gelişimine katkı sağlamak istiyorum diyebilirim. Bence de çünkü yakışacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki senin mesela şimdi artık sen bence futbolla ilgilenen küçük kız çocuklarının Gülbin ablası oldun. Yani artık böyle Gülbin abla, Gülbin abla gibi bir durum oldu. Senin idollerin mesela, senin takip ettiğin başka liglerde ya da Türkiye'de öyle bir idollerin var mı? Ya aslında benim bir idolüm yok. Birkaç idolüm var. Hı-hı. Ama bu sadece mevkisel değil. Mesela ben forvetteki oyuncudan bile neler kapabileceğimi, çünkü bir stoper olarak forvetin neler yaptığını anlayabildiğim zaman hamlelerimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu yüzden her oyuncudan ne kapabiliyorsam benim için her zaman büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ama bir isim veremem. Mesela erkek futbolunda Liverpool'da Van Dijk var. Hı hı. Ve inanılmaz bir karakter. Yani ben gerçekten severek izliyorum. Tabii bir sakatlık süreci geçirdi. Orada bir performans hı hı. düşüklüğü oluyor ama en iyi zamanını örnek alıyorum. Ama dediğim gibi her oyuncudan ne kapabiliyorsan benim için çok büyük bir kar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Futbol dışında var mı böyle takip ettiğin, ilgilendiğin spor dalları? Tabii ki voleybolu, kadın voleybolumuz, milli takım kadın voleybolumuzu takip ediyorum. Hı hı. Gerçekten çok büyük bir başarılara imza attılar. Fenerbahçe'nin bütün branşlarını takip etmeye çalışıyorum. Orada da inanılmaz başarılar oluyor. Yani mümkün olduğunca çoğu şeyi takip etmeye çalışıyorum diyebilirim. Bu arada kadın futbolumuzla kadın basketbolumuz arasında inanılmaz bir bağ var. Evet. Hani devamlı birbirlerini, hani hep ben sizi Euroleague maçlarında görüyorum. Evet, hiç yalnız evet. bırakmıyorsunuz. Evet. Onlar da ara ara sizin maçlarınıza gelmeye çalışıyorlar. Bence bu da aslında çok baktığında, evet, dışarıdan özellikle baktığında. Beşiktaş maçında işte Ülker Stadyumu'nda. Evet. Mabedimizde bizi desteklemeye geldiler. Onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizim de çarşamba günü tekrardan bir maça gideceğiz desteklemeye. Hı hı. Bence bunlar çok güzel şeyler. Yani ne bileyim, branşlar arası da kesinlikle. Birlik beraberlik. Ama zaten Fenerbahçe aile demek. O yüzden de herkes birbirini destekliyor. Öyle. Yani çok güzel. Yani hep oluyor. Mesela kadın basketbolun antrenmanı varsa o gün erkek basketbolun işte antrenmandan çıkıp maça gidiyorlar falan. Evet. Yani dinlenmek yerine erkek basketbolun maçını izliyorlar. Evet. Erkek baskettekiler mesela, onlar da antrenman çıkışı Metro Enerji'ye uğrayıp kızların maçını takip ediyor falan. Böyle aslında güzel bir branşlar arasında kesinlikle. Da bir harman var yani. Evet. Çok güzel. Zaten hep Ülker Stadyumu'ndaki maçlara zaten hep gidiyorsunuz. Yani gidebildiğimiz bütün maçlara gidiyoruz. Gerçekten çok keyifli oluyor. Erkek takımımızın gerçekten futbol anlayışı keyif veriyor. İzlerken de zevk alıyoruz açıkçası. Harika ya, müthiş. Ben hani böyle sizleri böyle orada tribünde falan görünce çok evet. mutlu oluyorum dışarıdan biri olarak. Şimdi hayatında bence çok şey değişmiştir Fenerbahçe'ye geldikten sonra da, şimdi hep taraftar desteğinden bahsettin. Mesela evet. onlara karşı böyle onların yanımızda olarak oynamasından bahsettin. Onlara ne mesajın var mesela, taraftarlar ne söylersin? Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Beşiktaş maçında ve Trabzonspor maçımızda bizi öyle bir desteklediler ki onlar varken biz daha güçlüyüz açıkçası. Bu yüzden de her maçımızda destek bekliyoruz çünkü alıştık. Desteklerini hissettiğimiz zaman mücadele hırsımız artıyor, sahadaki isteğimiz artıyor. Onlar var oldukça biz var oluyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Ay harikasın. Yani dediğim gibi sezon içinde bol bol görüşeceğiz. Zaten Kıbrıs kampında da sizlerle evet. birlikte olacağım. Oradan da Fenerbahçe Televizyon olarak izleyicilerimize tüm detayı paylaşacağız. Ben geldiğin için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür antrenmandan ediyorum. Antrenmandan çıktı hemen, geldi ayağının tozuyla. Seni çok tutmak istemiyorum. Dinlenmene vakit çok ayırmanı istiyorum. Ederim. Çünkü çok bize lazımsınız. Daha çok önümüzde maç var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet.
Gülbin Hız'ın da söylediği gibi önce taraftarlarımıza ben de tekrar mesaj vereyim. Onları yalnız bırakmayın. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Onları yalnız bırakmayın. Gelemeyenler, statta onları destekleyemeyenler olursa da Fenerbahçe televizyondaki maçlarını kaçırmayın. Onları daha fazla desteklemiş olursunuz diyelim. Biz yine her hafta kadın futbol takımımızın oyuncularıyla burada olmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.